Sevgili seyirciler, Bursa Tarım Fuarı'nda renkli standlar, hoş sohbetlerle yine karşınızdayız. Şu anda Agromilora firması proje satış yöneticisi Mustafa Horzumlu. Yanımızda Mustafa Bey, Fuardayız programına hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkürler. Öncelikle fuardan biraz bahsedelim istiyorum. Nasıl gidiyor sizin için Bursa Tarım Fuarı? Ya Bursa Tarım Fuarı bizim için güzel bir fuar. Katılmaktan memnunum çünkü burada birçok müşterimiz var, fidancı müşterilerimiz var. Onlarla da görüşme şansını yakalıyoruz burada. Tekrar değerlendirme. Bizim yaptığımız işte doku kültürü laboratuvarımız var Türkiye'de, İzmir Torbalı'da. Burada anaç üretimi yapıyoruz. Anaç siparişlerimizi bu fuarda alıyoruz. Onun için bizim için güzel bir fuar olarak geçiyor. Birçok müşterimizi aynı anda burada görebiliyoruz. Onun dışında bodur, zeytin ve badem fidanı satışımız var. Direkt çiftçiye, üreticiye badem satışı yapıyoruz. Burada standımıza gelenlere bilgi veriyoruz. Bu sistemi nasıl kurabilecekleriyle ilgili, bahçe yönetimleriyle ilgili bilgi veriyoruz. Konuyu anlatıyoruz. Siparişlerimizi alıyoruz ve devam ediyoruz. Şu an için iyi gidiyor. Güzel geçiyor. Memnunuz durumdan. Ne güzel diyelim. Standta hangi ürünler sergileniyor? Standta anaçlarımız var. Badem, şeftali anaçlarımız var. Aynı zamanda zeytin, direkt bodur zeytini olarak verebildiğimiz arbekina zeytinleri var. Yağlık çeşit zeytinler bunlar. Sık dikim modeliyle dikiliyor. Aşağı yukarı dekara 166 adet dikilen bir fidan bu. Üçüncü yıldan sonra verim veriyor. 5 yaşından itibaren de tam verime geçiyor. Endüstriyel anlamda düşünen üreticiler için çok ciddi anlamda avantajlı bir ürün. %100 makineyle hasat ve budama yapılabiliyor. Bu da iş kolaylığı ve sağlıyor üreticilere. Pratiklik ve sürdürülebilirlik sağlıyor. Bu anlamda hani zeytin hem Türkiye'nin bildiği bir ürün. Türkiye artık standartlarını değiştirmeye başladı bu anlamda zeytinle ilgili. Daha çok endüstriyel anlamda yatırım yapmak isteyen kişilerle görüşmeye başladık ve bu tür bahçeler, sık dikim dediğimiz, yoğun dikim dediğimiz zeytin bahçeleri kurmaya başladılar. 2 yıl önce firmamız bu sık dikim, yoğun dikimde bademle ilgili de bir çalışma yapmaya başladı. Bizim Rutpek 20 diye bir anacımız var. Bu anaç bodur bir anaç. Bu anacın üzerine aşılanan çeşitlerle bodur bahçeler kurulabiliyor. Bodur bahçelerin avantajı ne? Erken verime geliyor. Erken verim dediğimiz biz Ağustos'ta hasat olacak olan ürünün Temmuz'da hasat etmek anlamında değil ama ikinci, üçüncü yaşından sonra verime başlayan badem fidanları 4 yaşında tam verime geçiyor. Ciddi anlamda üreticiye katkı sağlıyor. Sürdürülebilirlik anlamında bir yatırım yapıyorsunuz ve 4 yılda neredeyse siz tamamını fidan paranızı ve arazi masraflarınızın tamamını 4 yılda ödeyecek hale geliyorsunuz. O yüzden Türkiye'de badem şu anda çok popüler bir ürün. Özellikle bu bodur dikimin avantajlarını da gözden geçiren insanlar bu konuda ciddi bir yöneliş halinde. Biz de bu ilgiden ve tepkiden memnunuz. Peki şunu da sormak istiyorum. Firma olarak fuardan beklentileriniz, hedefleriniz nelerdir? Burada güzel bir standınız var. İlgi yoğun mu? Nasıl gidiyor? Evet, burada standımız ilgi. Bu sene fuara katılım biraz daha az gibi ama bizim müşteri hem yurt içi hem yurt dışı müşterileriyle ilgileniyoruz. Burada yurt dışı müşterileriyle de görüşme şansımız oluyor bu tür fuarlarda. O anlamda yurt dışında Türkiye Cumhuriyetleri özellikle biz çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'den ürün gönderiyoruz. Bu anlamda katılımcılardan, yabancı ülkelerden gelen katılımcılarla tanışma şansımız burada daha kolay oluyor. Çünkü bu Bursa Fuarı fidancılığın merkezi gibi düşünebilirsiniz şu anda. Bize yeni imkanlar sağlıyor. O yüzden bizim için şu anda güzel geçiyor. Memnunuz durumdan.